Herkese merhabalar. Bugün Toshiba Kanryo Basics bir harici hard diskin kutu açılışını yapacağız. 2 TB boyutunda. Hemen çok kolay bir şekilde kullanılabileceği yazmış. Windows 10 ile özellikle daha uyumlu olduğu yazıyor. Tabii Windows 11 çıkmadan önce bu diskler piyasadaydı. O yüzden direkt Windows 11'den bahsetmemiş ama tabii ki 11 ile de uyumludur. Şimdi vakit kaybetmeden kutuyu açalım. Şurada şöyle bir mühürü var. Bu arada Amazon Türkiye'den satın aldım ben bu diski. Ve TL fiyatına söyleyecek olursam 925 liraydı aldığımda. Diğer marketler biraz daha pahalıydı. 1100 lira civarlarında MediaMarkt ve diğer ne bileyim Teknosa gibi yerlerde görülebiliyor. Ama fiyat bağlamında en ucuz gördüğüm şeydeydi. Amazon Türkiye'deydi. Şimdi bunu vakit kaybetmeden şöyle bir açalım. Ben bu hard diskin doğrudan 1 TB'lık olanını da kullanıyorum. Açıkçası şeye çok dayanıklı gördüğüm kadarıyla. Hani böyle sallanmaya falan gerçekten bayağı dayanıklı bir hard disk. Şu ana kadar herhangi bir problem yaşatmadı. Yaklaşık 1,5 senedir ben 1 TB'lığını kullanıyorum. Onda bir problem yaşamadım. O yüzden bu markayı istedim. Direkt Toshiba'yı o yüzden seçtim. Hem de fiyatı aslında bir tık daha pahalıydı. Mesela Seagate'in bir modeli daha vardı. 898 lira civarında. O bundan biraz daha ucuzdu. Ama gene dedim Toshiba olsun. Çünkü bildiğim bir ürün bu. Bakın burada gördüğünüz üzere bir hızlı başlangıç rehberi çıktı. Doğrudan zaten bir USB kablosu var. Bakın burada zaten şey de var. Konsol da göstermiş galiba. Şöyle bir açayım. Evet, PlayStation gibi bir konsol şey de var bakın ayrıca. Onunla da kullanabilirsiniz diyor. Gaming olarak da kullanabilirsiniz diyor. Ayrıca bu şeyin önemli özelliklerinden bir tanesi bağlantı hızı bunun Gen 2 Gen 3 şey USB 3.2 Gen 1 olarak geçiyor. Hani USB A ama aslında hızlı bir şey hard disk. Yani 120 MB civarında saniyede yazıp okuyabiliyor. Bakın şöyle de çıktı zaten kendisi. Şuradan çıkartalım. Oldukça sade ufak bir şey bu hard disk. Zaten diğeriyle birebir aynı görünüm kadarıyla kutusu. Evet 1 TB'lık versiyonu aynı. Şöyle arkasını göstereyim hemen size. Yaklaştırayım. Kamerayı da bir odaklarsam daha güzel olacak. Evet şöyle odakladım. Herhalde bunun 1.7-1.8 TB'lık bir alanı vardı diye tahmin ediyorum. Şöyle şurada bir ışığı var. Çalışırken şu ışık yanıyor mavi olarak. Şunu bir kez daha odaklayalım. Şurada bir mavi ışık yanıp sönüyor çalıştırdığınız zaman. Onu da koyalım. Başka bir şey çıkacak mı ona bakacağım. Evet bu kablosu. Genelde bu kabloyla kullanmak gerekiyor. Çünkü bakın şöyle bunun değişik bir kablosu var. Kablo ucu biraz daha farklı bunun şeylerden. Hemen bakın ucunu odaklayayım bir kez daha. Şöyle bir çiftli bir kablosu var bunun. Değişik bir ucu var. Ama bunu şurada takma yeri vardır. Bakın şu şekilde takıyorsunuz. Diğer ucunda bilgisayara takacaksınız USB girişinden. Tabi USB 3 portu olursa daha hızlı çalışacaktır her zaman. Diğer USB 2.0'lara göre. Çünkü 3.2 Gen 1 ama bu. Tabii ki gene harici bir hard disk ama sonuçta 5400 RPM'de dönen bir hard disk. Ve onun limitlerine takılacaksınız illaki. Ve şöyle bir tane de kılıf çıkıyor bakın. Gene Toshiba'nın kendi kılıfı. Güzel böyle kadifemsi bir yapısı var. Gözlük kılıfını da andırıyor. Hatta şöyle içine bir koyalım. Ben bu kılıfın çıkacağını biliyordum bu arada. O yüzden de istedim. Çünkü bu bunu yumuşatacaktır bayağı. Hani bir herhangi bir darbe geldiği zaman emecektir biraz. O bakımdan da aslında işe yarayacaktır. Bak şöyle koyduğumuz hatta gelebiliriz. Şöyle bu şekilde saklayabilirsiniz. Kablo dışarıda kalır. Direkt hatta bu şekilde bile kullanabilirsiniz belki. Çok sıcak değilse hava. Sıcak havada belki çok mantıklı bir hareket değil bu. Çünkü daha fazla ısınacaktır hard disk. Belki biraz zarar verebilir. İçindeki diske. Onun dışında çok sıcak olmayan havada bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Güzel bir kılıfı var ama gerçekten. Evet. 2 TB. Yaklaşık olarak zaten üzerindeki şeylerde de genelde drag and drop use diyor. Yani hemen tak ve bırakıp üzerinde hani kullanmaya başladığı gibi bir şey var. Plug and play operation diyor. Taktığın anda zaten otomatik olarak driver'ını yükleyecek bir şey onu söylüyor. Başka bir herhangi bir bilgi var mı ona bakmak istiyorum şunun üzerinde. Türkçesi de vardır herhalde burada. Evet kurulumu falan var burada. Türkçesi var. Contents, montents bir şeyler yazıyor. Evet sizler de bakabilirsiniz buna. Ben açıkçası memnun kaldığım için gerçekten ikincisini aldım. Bunun dediğim gibi az önce diğeri de hatta yakınlarda size çıkartayım diyeceğim ama bakın şurada mı? Evet. Diğeri de bu hatta. Bu da 1 TB'lik hali dediğim gibi birebir aynısı zaten bunun. Şöyle bakın üstüne koyayım. Yani
karıştırabiliriz bile, o kadar birbirine benziyor. Birebir aynı boyutlardalar. Şu benim normalde kullandığım 1 TB'lık olan, bu da yeni aldığımız 2 TB'lık olan. Güzel bir disk. Evet, şimdilik bu kadar. Yorumlarınız olursa cevaplamaya çalışırım. Görüşmek üzere yeni videolarda. Hoşçakalın.